Evet bebeğim, güzel bir soru. Bak şimdi bu soruda şunu bilmelisin. Hareket problemlerinde özellikle süre eşitlemesi diye bir şey var. Bu ne demek, ben sana söyleyeyim. Mesela iki tane araç var diyelim. Aynı anda yola çıktılar ve belli süre sonra bir yere vardılar diyelim. Yolda geçirmiş oldukları süre eşitse senin bu tarz sorularda süre eşitlemesi yapman gerekir. Bir hareketlinin aldığı yol bölü hızı süreyi verir. Diğer hareketlinin de aldığı yol bölü hızı süreyi verir ve buradan süre eşitlemesi yaparsın. Ne demiş soruda? A ve B noktalarından sırasıyla V1, V2 hızlarıyla aynı anda harekete başlayan 1 ve 2 nolu araçlar A noktasına 30 kilometre uzaklıktaki C noktasında karşılaşmışlar. A noktasına olan uzaklığı C'nin 30'muş. Bunu da söylemiş bize. Bak yazıyorum ben. 2 nolu araç A noktasından, 1 nolu araç B noktasından aynı anda yola çıksalardı, B noktasına 30 kilometre uzaklıktaki D noktasında karşılaşacaklardı demiş. Yani diyor ki sen A'dan V1'i, B'den V2'yi yola çıkardın. Tam tersi olsaydı A'dan V2'lik araç B'den V1'lik araç yola çıksaydı o zaman D noktasında karşılaşacaklardı ve D noktasında karşılaştıkları zaman D'nin B'ye olan uzaklığı 30 birimmiş. Ortadaki arkadaşı bilmiyoruz. C ve D'yi bilmiyoruz. Yani CD arasını bilmiyoruz daha doğrusu. O zaman ne diyelim? X diyelim. Orantı verilmiş. CD bölü AB eşittir 3 bölü 5. CD bölü AB. AB dediğim şey tamamı. 30, 30 daha 60, X daha X artı 60. Ne yaptı? CD'yi AB'ye böldüm. Oran neymiş bebeğim? Oran 3 bölü 5'miş. İçler dışlar çarpım yaparsam 5X eşittir 3X artı 180. Ben tek tek çarptım 3 ile X'i, 3 ile 60'ı. 3X karşıya geçti, 2X kaldı. 2X 180. X buradan ne geldi? 90 geldi. O zaman bu X'imiz neymiş? 90'mış. Şimdi buraya kadar okeyiz. Burada ne yapacağız? Bundan sonra şunu söyleyeceğim. Bir kez aynı anda yola çıkıyorlar. İlk başta yola çıktıkları zaman ne yapacaklar? C noktasında karşılaşacaklar, değil mi? Arkadaşlar aynı anda yola çıktı bunlar ve belli süre sonra C noktasında karşılaştılar. Burada süre eşitlemesi yapman gerekiyor. Süre eşitlemesinden kastım şu. V1 hızlı hareketlinin almış olduğu yolu hıza böleceğiz. Aldığı yola bakar mısın? A'dan C'ye gitmiş. A ile C arasındaki mesafe 30. Hızı ne? V1. Bu arkadaş V1 hızlı olan arkadaşımız bu kadar süre hareket edecek. Tamam, bunu bulduk. Yan tarafa geldik. V2 arkadaşa bakalım. V2'li arkadaşa. Nereden nereye geldi? B'den C'ye geldi. 30, 90 daha 120. B ile C arası 120. 120'yi aldığı yolu hıza böleceğiz. Ve bunlar birbirine eşit. Bakın ben aslında süre eşitlemesi yaptım. Yolda geçirmiş oldukları süre birbirine eşit yani. Mantık bu. Ben bunu buradan buldum. Eğer diyor tam tersi olsaydı diyor. Yani V2'lik arkadaş buradan çıksaydı. V1'lik arkadaş da buradan çıksaydı. Tam tersi. V2 buradan, V1 buradan çıksaydı demiş. O zaman değiştiriyorum bak. V2 bu, V1 olacak bu sefer. Bu sefer ne yapacağım? D'de karşılaşacağım. Diyeceğim ki aldığı yolu, V2'lik arkadaşın aldığı yol ne? 120. Aldığı yolu ne yapacağım? Hızına böleceğim V2'ye. Eşittir. Aldığı yol bu sefer D'de karşılaşacaklar ya, 30. Hıza böleceğim V1. Aynısı zaten. Aynı şey çıktı değil mi? Aynı şey çıktı. O zaman ben buradan V1 V2 oranına bakabilirim aslında değil mi? 30 bölü V1 eşittir 120 bölü V2. Hemen şunu söylersin. 30 ile 120 sadelesin. Burada 1 kaldı. Burada 4 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptım. 4 V1 eşittir V2 geldi. Bana V1 bölü V2 sorulmuş. V1'e sen buradan 1 dersen V2'de 4 mü olacak? O zaman V1 bölü V2 nedir? 1 bölü 4 olacak. Cevap ne olacak bebeğim? Ayda. Ya bu tarz sorularda süre eşitlemesi yapabiliyorsan, ki genelde bunu sorarlar. Süre eşitlemesi yapmaya dikkat et. Bir dahaki soruda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Mucuk mucuk. Hoşçakalın.